Şimdi bir soru daha yöneltelim size. Şöyle olsun. Selçuklularla özdeşleşen rengin ismini soralım size. Hangi renktir diyelim. Ama hani Türk rengi dendiğinde ne geliyorsa aklınıza hemen onu yazın. Doğru cevap bu olacaktır. Şimdi hemen notlarıma bakıyorum. Çok merak ettiğim husus da. Ya elbette tabii şimdi Alparslan'ın mezarını, Sultan Alparslan'ın mezarını falan çok soran oldu. Herhalde bulunsaydı bilirdik. Ama... Merv'de babası Çağrı Bey'in yanında. Kusura bakmayın sesim Yok. boğazıma Arkadaşlar karıştı. su getirebilir miyiz? Merv'de yattığını biliyoruz kaynaklardan ama maalesef herhangi bir arkeolojik çalışmayla teyit edilmiş değil. Biz oraya da talibiz bu arada ekip olarak söyleyelim. Öyle mi? Türkmenistan'da Selçukluların mübarek şehri Merv pek çok Selçuklu sultanına, şehzadesine ve melikliğine ev sahipliği yapıyor. Sultan Alparslan'ın da babasının kabrinin yanına defnedildiğini biliyoruz. Ama tabii herhangi bir arkeolojik çalışmayla bir teşebbüs oldu TİKA'nın bir 10-15 yıl önce ama o yarım kaldı. İnşallah bizlere nasip olur. İnşallah, inşallah. Şimdi gelmek istiyorum şu hususa. Buraya tabii ki öncelikle bizim bilimsel ortaya koyacağımız verilerin sonuçları ve kendimizi bu manada da doyurmamız önemli ama dışarıdan da hem konuya nasıl yaklaşıldığı, bir de kendi tarihimiz ama aynı zamanda bu İslam tarihinin de önemli bir parçası. Dolayısıyla sizin dünyada İslam arkeolojisi kurucularından Timothy Insall Evet. yakın zamanda misafiriniz Evet. olmuş ve bu önemli bir gelişme. Anlatabilir misiniz? Evet, Hem evet. konuya nasıl yaklaştıkları önemli, hem de bundan sonrası için ne gibi faydaları olacak? Evet, gerçekten bizi de çok mutlu eden kendilerinden geldi talep bu arada. Exeter Üniversitesi'nde İslam Arkeolojisi Departmanı'nın başındaki kişi Arap İslam Araştırmaları Enstitüsü'nün de direktörü. Bahreyn'de, Etiyopya'da dünyanın dört bir yanında İslam'ın yani İslam arkeolojisi ki ülkemizde çok yeni bir alan, pardon, ülkemizde çok yok açıkçası ama dünyada Timothy Insall da önemli isimlerden birisi. Kendisi bir mail attı bana. Tabii bu arada çalışmalarımızın koordinatörü benim de sağ kolum her şeyim Doktor Oğuzhan Karaçetin, benim ekibimiz aynı zamanda kışında başka bölgelerde kazılar yapıyor. Mesela Suudi Arabistan'da Haç güzergahını çalışıyor benim ekibimin bir kısmı. Aa, Evet, dolayısıyla nasıl? Ne iki yapıyor ki ay aşk güzel yani ya? orada Suudi Arabistan devleti bir arkeologlarla yurt dışından Andrews'un yönetiminde bir çalışma yürütüyorlar. Yani Haç güzergahları çölde, yani onlar da arkeolojik çalışmalar yürütüyorlar kendi tarihlerine ilişkin. Bunlardan biri de Haç güzergahı ile ilgiliydi. Hatta Osmanlı dönemi Hicaz yolu, demir yolu hattına ilişkin de çalışmalar var. Gururla söylemeliyim, Malazgirt projesinde yer alan 5 arkadaşımız, arkeolog, haritacı arkadaşlarımız orada 2 ay boyunca o çalışmaya katıldılar. İşte o bağlantılar Malazgirt'te böyle bir iş yaptığımızı öğrendiler ve oradan da bana bir mail attı Timothy. Hatta eşiyle gelecekti ama eşinin son anda bir problem çıktığı için gelemedi. Bir hafta, geçen hafta bizim misafirimizdi. Ve çalışmalarımıza nezaret etti, beraber alanlarımıza, biraz önce anlattığımız bütün alanları gezdik. Hatta Ahlat'a da götürdük onu, yani bölgedeki başka Türk İslam mezarlıkları, tarihi mezarlıklara. Çünkü maalesef çok fazla diğer mimari yapı, işte cami gibi, türbe gibi, dini mekanlar gibi çok fazla kalmamış geriye dönük. Yani en erken 14. yüzyılın başlarına ait. Daha çok mezarlıklar üzerinden, çünkü mezar taşları var, işte gömü gelenekleri var. Oralara götürdük. Çok etkilendiğini söyledi bize. Buradan giderken üzülerek gidiyorum dedi. Daha çok sizinle kalmak isterdim dedi. Tabii biz onlarla ileriye dönük işbirliği imkanları da bulunmak istiyoruz. Bakanlığımızın da uygun görmesiyle Muş Alparslan Üniversitesi ve Exeter Üniversitesi üzerinden şunu yapmak istiyoruz. Anadolu'nun İslamlaşmasının Malazgirt örneği. İşte bu biraz önce anlattığım Afşin,
Arap mezarlığı diye bildiğimiz mezarlıkta yürüttüğümüz kazılarla birlikte, yani onların başka coğrafyalarda yaptıkları kazılarla bizim burada acaba Müslümanlarda gömü geleneği nasıldı, ne şekildeydi, işte mimari yapısı, onun mezarın nasıl gömüldüğü, birbirleriyle olan ilişkileri vesaire, buna ilişkin çalışmalar yürütüyoruz. Şunu söyledi, bunu gururla da sizin aracılığınızla söylemek istiyorum. Siz bir proje değil, 4 proje yapıyorsunuz aslında. Çünkü seramiklerimizi gördü, işte metal objelerimizi gördü, antropolojik verilerimizi, kemikler üzerinden nasıl yürüttüğümüzü ve yaptığımız işin dünya standartlarında bir iş olduğunu onunla da teyit etmiş olduk. İşbirliği imkanları içinde önümüzdeki günlerde beni Bahreyn'e davet etti. Orada da bir çalışma yapıyor. Kasım ya ayında Bahreyn'e gideceğiz. Akik yüzük semineri mi olmuş? Evet. Ne o? Şimdi o da çok ilginç. Bizim mezarlarımızdan birinde, Afşin'deki mezarlarımızdan birinde bir birey, erkek bireyin parmağındaki özel bir mezarlık orası. Henüz antropolojik radyokarbon sonuçları gelmediği için şu an kesin bir şey söyleyemiyorum. Ama ilginç sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü başka objeler de çıktı mezarlıktan. Şu evet, değil bu mi? Evet, bu yüzük bir parmakta. Bunu görünce böyle şaşırdı. Dedi ki bir ay önce biz Bahreyn'de bunun akikle ilgili bir şey yaptık, workshop yaptık ve bunun nereden geldiği, ne zaman geldiği, yani böyle bir objenin ve türünü de söyledi. Hatta bunu isterseniz birlikte bir yayında yapabiliriz dedi. Bunun işçiliği, madeninin türü, tam kaynağının neresi olduğunu da çıkarabiliriz açığa dedi. Peki niye bu kadar heyecanlandı? Şimdi tabii bir normalde Müslüman gömülerde biliyorsunuz bu tip şeyler olmaz. Yani kılık kıyafetiyle, takılarıyla gömülmez bizim cenazelerimiz. Bu Arap mı? Hayır, bilmiyoruz şimdi. Bu ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama Afşin bize 11. yüzyıl, erken 11 ve geç 11 olmak üzere 11. yüzyıl sonucu veriyor. Bu sene kazdığımız mezarlıktan da böyle bir sonuç elde edecek miyiz bilmiyoruz. Fakat ilk kez 51'e yakın mezar açtık. İlk kez parmağında bir akik yüzüklü bir birey çıktı. İşte onların diğer kazılarıyla bizimkini karşılaştırıp daha kesin sonuç vereceğiz. Şu an daha erken. Önce bir radyokarbon sonucunu elde etmeli. Arkadaşlarımız bu bireyin kemik yapısı, ölüm sebebi vesaire biraz daha netleştirmemiz lazım. Daha çok erken. Peki şey soracağım, yani kemik ne kadar süre böyle sağlam kalabiliyor? Binlerce yıl. Binlerce yıl. Tabii ki. Yani toprak yapısı güneşte kalmadıkça, yani binlerce yıl kalabiliyor kemik ve kemik kalmakla kalmıyor. Bütün hikayesini de anlatıyor doğru laboratuvar imkanlarında, doğru ellerde. Yani hani istisnai durumlar değil, yani kemik hep böyle sağlam. Yok şöyle, sağlam tabii ki tahribat görürse, kemik böyle bir sert bir şeyle ufak tamam, olursa, güneşte bütün gün güneşte kalırsa, güneş soğuk ama kapalı alanda doğru şartlarda kalırsa, işte toprak şartları, tabii ki çöldekiyle 8 ayı kar altında olan yer farklılaşır ama binlerce yıl çok rahat diyebilirim. Yani bu tabii antropologlara haddimi aşmayayım bir tarihçi olarak ama onlardan öğrendiklerimi söylüyorum. Binlerce yıl kalabilir. Nitekim bizim açtığımız bazı mezarlarda da böyle izlerde oluyor, yani Urartu'ya kadar uzanan 3000 yıl hatta daha önceki dönemlere uzanan hem mezar yapıları hem de içinde kemikler çıkabiliyor.